hafriyat mı yaptıracaksınız? Öyleyse ilk adresiniz Çakıcı Hafriyat. Geniş makine parkı, teknik kadrosu ve konusunda deneyimli ekibiyle Çakıcı Hafriyat, çevre düzenlemesi, tesviye, kırıcı işleri, temel açma, kanal kazıları, hafriyat işleri ve bina yıkım işlerinizde en hızlı şekilde çözüm üretmekte. Her zaman daha iyisiyle, her koşulda yanınızda. Fatih Çakıcı. Çakıcı Hafriyat irtibat telefon 0544 950 16 17 ve 0539 761 72 44. Evet arkadaşlar, bugün dersimizde ES takımlarını göreceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl itibariyle özel eğitim kurumlarında devam etmek isteyen öğrencilere maddi destek sağlama kararı aldı. Özel ISO Eğitim Kurumları Müdürü Uğur Peltek konuyla ilgili bilgi verdi. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl itibarıyla özel öğretim kurumlarında eğitim öğretimine devam etmek isteyen öğrencilere eğitim öğretim desteği verme kararı aldı ve uygulamaya başlandı. Bu destekten özel okullara başlamak isteyen ilkokul 1, ortaokul 1 ve lise 1. sınıf öğrenciler ve okul öncesi eğitime başlayan öğrenciler yararlanabilmekte. Bunların yanı sıra ara sınıflarda, devlet okulunda öğretimine devam eden öğrenciler de eğer özel okullara yönlenmek isterlerse bu destekten yararlanabilmektedirler. Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerimiz şu anda kaydının bulunduğu okullarda, geçen yıl öğretimine devam ettiği, şu anda aktif olarak kaydının bulunduğu okulların müdürlüğüne gittikleri zaman okul müdürlüğünde e-okul sistemi üzerinden başvurularını yapabilirler ve destekten faydalanabilirler. Destekten faydalanmak için, başvurmak için bir süre söz konusu. 18 Ağustos'a kadar başvurularını okul müdürlüklerinde yapmaları gerekmektedir. Türkiye genelinde 250 bin öğrenci bu destekten yararlanabilmekte. Balıkesir'de de sayı oldukça yüksek bir oranda öğrencimiz bu destekten yararlanacaklardır. Şu anda velilerimizin en öncelikle yapması gereken işlem gidip kayıtlarının bulunduğu okullarda e-okul üzerinden destek programına başvurmaları gerekmekte. Peltek, özel okullarda eğitim ücretlerinin lise ve ortaokullarda 3500, ilkokulda 3000 ve okul öncesinde ise yıllık 2500 liralık kısmını devletin karşılayacağına dikkat çekti. Özel okul eğitim öğretim ücretinin liselerde 3500, lise ve ortaokullarda 3500, ilkokulda 3000 lira, okul öncesi eğitim kurumlarında da yıllık eğitim öğretim ücretinin 2500 liralık kısmı bakanlık tarafından veli adına okula ödenmektedir. Verilen destek öğrencinin eğitim öğretim yılı boyunca sınıf tekrarı yapmadığı sürece devam edebilecek. Destekten yararlanma hakkı kazanan öğrencilerimiz öğretimleri bitene kadar bu destekten yararlanmaya devam edecekler. Öğrencilerimizin sadece desteğinin kesilmesi, bu hakkını kaybetmesi yalnızca başarıya bağlanmış durumda. Sınıf tekrarı sınıfta kalmaması gerekiyor. Özrünü belirten bir doktor uzun süreli sağlık sorunu yaşadığını belirtmesi haricinde sınıfta kalan öğrencilerimizin verilen destek kesilmekte. Peltek, Türkiye genelinde 250 bin, Balıkesir'de ise 2564 öğrencinin bu imkandan faydalanabileceğini belirtti. Türkiye genelinde 250 bin öğrenci bu destekten yararlanabilecek. Balıkesir için ayrılan kontenjan 2564 öğrenci toplamda. Bunların da yine okul türüne göre dağılımları yapılmış durumda. Okul öncesinde 427 öğrenci, ilkokulda 533, ortaokulda 785, orta öğretim yani lise grubunda da 819 öğrencimiz Balıkesirli için bu destekten yararlanabilecekler. Bu yıl için oldukça yüksek bir rakam olduğunu düşünüyorum.